Bu heykeller Hindu tanrıları Shiva ve Parvati'ye ait. Shiva'nın tanrı olarak yaratıcı ve yıkıcı güçleri vardır. Bunun için Shiva, doğurganlığın yanında yıkımın gücüyle de özdeşleştirilir. Çünkü bu yıkıcı güç zaman zaman yeni bir başlangıç, doğum ya da gelişim için gereklidir. Parvati ise Shiva'nın eşidir. Hindu inanışında kendisine de ayrı bir tanrı olarak ibadet edilir. Zarar görmüş eklemlerine rağmen 1000 yaşındaki bu heykeller bugüne kadar bir arada kalabildikleri için bile birer şaheserler. Kamboçya'da o dönemde yapılmış heykeller arasında çok önemli bir yere sahipler. Pürüzsüz ve cilalanmış tenleri, ayrıntılı bir işçilikle işlenmiş mücevherleri ile muhteşem bir kontrast yaratıyor. O dönemdeki birçok Kamboçyalı heykeltıraş, bu mücevher detayları için gerçek altın kullanırdı. Bu heykellere bakarken, bileziklere, kolyelere ve gövdelerinde bulunan diğer mücevherlere dikkat etmenizi öneririm. Aslında altın olması gereken bu mücevherler, taş kullanılarak gerçeğine uygun bir şekilde yapılmışlar. Bu dönemin sanatçılarının pürüzsüz alanları dokulu alanlarla kontrast içinde kullanması oldukça sık rastlanan bir şeydi. Mücevherlerin yanında kıyafetlerdeki detaylara da bakın. Bu iki heykel tanrıların resmi, yani güçlerini ve ölümlülerle aralarındaki mesafeyi vurgulayan temsilleri yerine genç, çekici, kibar ve anlayışlı bir şekilde temsil edilmelerine örnektir. Bu eserleri başka heykellerle karşılaştırmak istediğimde aklıma Apollo, Afrodit gibi antik Yunan tanrılarının heykelleri geliyor. Bu heykellerin de fiziksel güzellikleri ve insanlara yakınlık hissi vermeleri onları çekici kılıyor.